Herkese merhabalar. Öğretici metinler, sözlü anlatım türleriyle edebiyat yolculuğumuza devam ediyoruz. AYT sorularını inceledik sizler için. 2022 AYT'de karşınıza gelecek olan soruları yakalamaya çalışıyoruz. Ve bunun için de sizler için süper bir video hazırladık. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Videomuz çok detaylı. inanılmaz detaylı. Burada her şey var. Yani hiçbir konu anlatım kitabında. Hatta şöyle göstereyim bakın kaç sayfa. Hiçbir konu anlatım kitabında bu kadar ayrıntıyı, bu kadar detayı hiçbir videoda bulamazsınız. Ama biz burada önemli kısımları söyleyeceğiz. Bazı yerleri sizlere bırakacağız. Siz kendiniz PDF'ten çalışıp tekrar edebilirsiniz. Dolayısıyla lütfen arkanıza yaslanıp dikkat bir şekilde beni dinleyin. Yine sonrasında edebiyat kitabımızdaki posterden de bilgilerden de faydalanıp sorular çözmeyi unutmayın arkadaşlar. AYT sorularını zaten çözmediyseniz de boşu boşuna sınavda başvuru yapmayın. Çünkü 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 hiç fark etmez. AYT edebiyat sorularını çözdüğünüzde 2022'nin de sorularını hissedeceksiniz böyle. Aa ah, geliyor soruyu hissediyorum diyeceksiniz. O yüzden mutlaka çıkmış sorulara da değer verin. Biz de zaten videolarımızı ona göre hazırlıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Metinler sanat ve öğretim metinler olmak üzere iki kısma ayrılıyordu. Burada sanat metinleri oluyor. Tabi burada farkı da söyleyelim bakın. Öğretici metinler sıfat tanımlaması. Nasıl metinler? Öğretici metinler. Sanat metinleri dediğimizde ise ne, ne metini? Sanat metini bu isim tanımlaması oluyor. Bu da ayrı bir fark. Dolayısıyla bunu bileceğiz. Neyse şimdi şiiri anlattık. Şiiri biliyoruz. Anlatmaya bağlı metinleri anlattık. Göstermeye bağlı metinleri anlattık. Şimdi öğretici metinlerdeyiz. Burası en az sorunun geldiği ama bilmemiz gereken bir kısım. O yüzden hızlı bir şekilde başlıyorum. Şimdi Öğretim metinde de yine diğer metinler gibi belli bir mantık var. Yani giriş gelişme sonuç olması gerekiyor. Daha çok açıklama kullanılıyor. Yani bilgi veriliyor. Tartışmacı, sohbet olan anlatımlar var. Anlama ve yorumlama için konu, ana düşünce, yardım düşünceler tabii ki zaten bize metinlerde, paragraflardaki sorularda karşımıza geliyor. Yine birinci ve üçüncü kişi var. Geldi ya da geldim şeklinde. Bir de yazar, gelenek ve zihniyet var. Bu da yine şiirdekiyle aynı. Yani bir yazar bir makalesinde o dönemin geleneğinden, o dönemin düşünce yapısından etkileniyor. Ya da güncel bir konuda yazı yazan, fıkra yazan bir gazete yazarı tabii ki de yine o dönemin zihniyetinden etkilenecek. Şimdi tarihi metinlerin konusu zaten belli. Tarihi olaylar belgelerden yararlanılması lazım ve olabildiğince objektif olması lazım. Hani tarihin kendisi esasında biraz ismi bile subjektif. Hani İngilizcesi history yani his story onun hikayesi. Dolayısıyla hani tarihin babası Herodot kabul ediliyor. Niye? Çünkü objektif olmuş diye üniversitelerde sonra çıkmış ama tarihte biraz objektiflik ister istemez az ama Amaçlanıyor. Tarafsızlık esas. Felsefi metinler ise düşünme üzerine. Varlık, bilgi, değer kavramları ele alınıyor. Akıl yürütmeye dayalı, sorgulayıcı ve eleştirel olması lazım. Buradaki felsefi metinler ve tarih metinler arası fark var tabii ki. Burada adam düşüncesini dile getiriyor. Bilimsel metinler ise teze dayalı. Verilerle desteklenmesi lazım. Nesnel anlatım benim seniyorum. Ne demek hocam nesnel anlatım? Bunu zaten biliyorsunuz. Yani nesnel cümleler asla yorum olmaması lazım ama mesela felsefi metinlerde ben böyle düşünüyorum diyebilirsin. Ama bilimsel metinlerde böyle düşünüldüğü söylenmektedir gibi edilgen ifadeler kullanman gerekiyor, kullanmanız gerekiyor. Zaten eğer e, lisedeyken edebi makale yazdırdılarsa siz bunu bilirsiniz. Yani e, düşünüyorum diyemezsin. Düşünülmektedir. Hani böyle olduğu düşünülmektedir. Hani ben de bunu sizlere aktaran bir aracıyım. Nesnel bir şekilde sunuyorum gibi ifadeler kullanmamız gerekiyor. Gazete ise gelişen metinlerde ilk başta makaleyle başlıyoruz. Makale bilimsel dergilerde de yayınlanabiliyor. O bilimsel makale oluyor. Bir de normal gazetelerde yayınlanan makale var ama bu da yine nesnel, didaktik ve ciddi bir anlatım var. Niye? Çünkü kanıtlarıyla sunuyorsun görüşlerini. Kanıtlama zorunluluğu var. Dolayısıyla makale şöyle sinirli bir tip çiziyorum bak sinirlik. Niye? Kanıtlaması zorunlu. Toplumsal veya bilimsel konularda yazılabiliyor. Ve burada şu çok önemli. Düşünceyi kanıt göstererek ispatlamak amacıyla yazıldığı için bilgilendirici yazı türüne giriyor. Burada şunu bileceğiz. Bilimsel makaleler, hani profesör olmak istiyorum. Doçent olmak istiyorum diyeceksiniz ileride inşallah üniversitede. Dolayısıyla o zaman yazılan makaleler burada çok daha farklı bölümler var. Mesela başlık, özet, yöntem, bulgular, kaynakça, sonuç ve tartışma gibi özel bölümler var. Diğerinde ise sadece giriş, gelişme, sonuçla bitirebiliyorsun. Edebiyatımıza makaleye baktığımızda ilk olarak Şinasi İlk özel gazeteyi tanıtıyor, takdim ediyor. İşte o sırada bir mukaddime diye bir yazı yazıyor. Bu da şinasinin mukaddimesi edebiyatımızdaki ilk makale oluyor. ÖSYM bunu sormuş. O yüzden yıldız koyuyorum. Yine Hüseyin Cahit Yalçın'ın çeviri olarak getirdiği edebiyat ve hukuk makalesi de Sertifun dergisinin kapanmasına sebebiyet veriyor. Bunu sormamış ama sorabilir. Yine bu da sorulmuş. 1911'de Yeni Lisan adlı makale Genç Kalemler dergisine yayınlanıyor ve pırıl pırıl bir milli edebiyat doğuyor. Yani pırıl pırıl bir Türkçenin zemini oluşturuluyor. Ve e, aynı zamanda edebiyatımızda Cemil Meriç, Mehmet Kaplan, Ahmet Ham Tanpınar gibi çok önemli makale yazarları var. İlk makale, mukaddime, yeni lisan makalesi de Ömer Seyfettin tarafından yazılıyor. Fıkraya bakalım. Fıkra deyince aklınıza tabii ki Nasrettin Hoca ya da temel fıkraları gelmeyecek. Gazetelerde köşe yazısı gelecek. Burada gazetelerde köşe yazısı olduğu için biraz daha gülümseyen bir yüz söyleyebiliriz. Niye gülümseyen bir yüz var hocam? Çünkü Artık görüşleri kanıtlama zorunluluğu yok. Güncel konular var ve kişisel görüşler sunuluyor. Sade bir dil kullanılıyor. Nükteli sözler yani fıkralar, espriler yapılabiliyor. Ve okuru etkileme amacı var. Bunu niye böyle dikdörtgen için aldınız hocam? Bu onun sohbetten farkı. Yani sohbetten farkı diye yazıyorum. Fıkra da arkadaşlar yani ben böyle düşünüyorum. Bu benim görüşüm. özel bir şekilde söylüyorum. Size böyle düşünmek istemez misiniz? Lütfen düşünün diyor gazete yazarı mesela. Gazete köşe yazısında. Ama sohbette okuyucuyu yönlendirme amacı yok. Sadece sohbet ediliyor. Ben böyle düşünüyorum. Bu kadar diyor. Şimdi e, köşe yazısı olarak bilinen fıkra türüyle nükteli ve güldürücü hikayecik fıkra karıştırmamalı demiş. Bunu zaten biliyoruz. Tanzimat döneminde edebiyatımıza girecek. Şinasi, Namık Kemal ve Ahmet Müsat ilk örneklerini gazetelerinde verecekler. Gerçek anlamda ilk fıkralar Sertifin'in döneminde görecek. Aynı e, şey gibi. ...eleştiri gibi. Aynı roman gibi. Hani ilk yerli roman Taşuku talat demiştik hatırlarsanız Tanzimat döneminde. Ama Batılı anlamda ilk roman ne zaman gelmişti? Sertürün döneminde gelmişti. Mavi siyahla gelmişti. Ve hatta işte ilk hikayeler Ahmet Mithat Efendi Letaifi Rivayet. i Rivayet. E tamam. ne oldu? Bu ilk hikaye ama ilk gerçekçi öyküler ikinci dönemde Sami Paşazade zamanında geliyor. Şimdi bunu da biliyoruz. Gelelim fıkra türündeki önemli eserlere. Ahmet Rasim'in Eşkali Zaman Ciddi Mizahı sorulabilir. Refik Halit Karay'ın Yusuf Ziya Ortaç'ın fıkralar yazdığı sorulabilir arkadaşlar. Gelelim sohbete. Sohbetin en önemli özelliği neydi? Fıkradan farkı neydi? Yani samimi ve anlaşılır bir Yusuf var. Görüşleri kanıtlama gereği yok. E bu şeyde de böyleydi. Fıkrada da böyleydi. Canlı ve akıcı anlatım var. E fıkrada da böyleydi. Okurla konuşmaması var. E fıkrada da böyleydi. Burada sadece okuyu okuyucuyu bakın şu yazıyorum. Okuyucuyu okuyucuyu yönlendirme amacı yok. Yönlendirme amacı fıkra kadar yok. Fıkra kadar yok. Çünkü fıkra da yönlendiriyorsun yani. Gazete yazarı diyor ki o partiye verme bu partiye ver. Öyle düşünme böyle düşün. O iyi değil bu kötü falan böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor fıkra yazarı. Ama sohbette sadece sohbet ediyor. Tanzimat dönemi sanatçısı Ahmet Hüseyin Efendi ilk sohbet yazarlarından. Yine e, bu dönemde Ahmet Rasim daha doğrusu Tanzimat'tan sonra Servfino'nun bağımsız döneminde Ahmet Rasim de sohbet türünün ilk yetkin örneklerini verecek. Dolayısıyla Ahmet Rasim eşittir sohbet diyebiliriz arkadaşlar. Ahmet Rasim'in Ramazan sohbetlerini belki ÖSYM seçeneklerde bize sorabilir. Şevket Radon'un Eşref saati seçeneklerde karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bunları bilmemiz lazım. Şimdi deneme. Deneme arkadaşlar esas hani siz okulda kompozisyon yazıyorsunuz ya bazen böyle işte bence diyorsunuz. O bir deniyorsunuz bir şeyler. İşte o deneme. Yani her konu ele alınabiliyor ama bir iki deneyim gerektirdiği için birazcık böyle dikkatli olmak gerekiyor. Serbest işten bir anlatım var. Düşünceler benli bir anlatıma dile getiriliyor. Düşünceleri kanıtlama gereği duyulmuyor. Konu üzerinde okulun düşünmesi amaçlanıyor. E hocam şimdi bir dakika. Sohbetten farkı ne? Şimdi fıkra gazetelerde tamam. Fıkranın yanına şöyle yazalım bir dakika. Nerede fıkra? Buranın anahtar kelimesi güncel olması güncel bak bu çok önemli. Ee, ülke sorunları değerlendiriyorsun. Güncel. Tamam. Ee, bu makale neredeydi? Makale ciddiydi zaten. Bilimseldi. Bunun da anahtar kelimesi bilimsel. Yani i̇lla bilimsel makale olması şart değil. Normal edebi makale bile edebiyat bilimin çerçevesinde inceleniyor. Şimdi sohbette de fıkra gibi yönlendirme yoktu. Deneme ne hocam ya? Deneme yazar belli bir anlatımla düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan e, bir şeyler hakkında bir düşüncelerini dile getiriyor. Ama şeydeki kadar sohbetlik kadar konuşmaması yok. Burada denemenin anahtar kelimesi dolayısıyla ben arkadaşlar zaten siz sınavda hem sohbete hem de denemeye gidecek bir tanımı sormazlar. Bunu da söyleyelim. Deneme türünün kurucusu Montaigne, Bacon'da ikinci büyük denemeci. Bizde de Nurullah Ataç'ı denemeci olarak aklımıza yerleştirmemiz lazım. Çıkmış Nurullah Ataç çıkıyor denemeci olduğu çıkabiliyor. Burada şunu bilmemiz lazım. Ee, yine sertifinin döneminde ilk örnekleri gelecek ama Cumhuriyet döneminde esas kaliteli örnekleri gelecek. Edebiyatımızda denemeye yakın ilk metinlere baktığımızda Ahmet Haşim'in Bize Göre adlı eseri, Cenab-ı Şahabettin'in Evrak-ı Eyyam adlı eseri bunlar sınavlarda sorulmamış. Yine Yakup Kadri'nin, Refik Halit'in, Fahri Rıfkı Atay'ın eserleri önemli. Ama şunlar yani deneme türündeki önemli eserlere baktığımızda Nurullah Ataç'ın günlerin getirdiği karalama defteri sorulur arkadaşlar. Suud Kemal Yetkin'in günlerin götürdüğü düşün payı, Sabahattin Eybol'un Mavi ve Karası, yine aynı şekilde Salah Pirsel'in Boğaziçi Şıngır Mıngır'ı, Cemil Meriç'in Vardakiler bu ülkesi. Bunlar önemli. Bunları bize sorabilirler. Gelelim eleştiriye tenkite. Şimdi eleştiri tenkiti sakın sakın işte bu siyasetçiyi beğenmiyorum, bu futbolcuyu beğenmiyorum diye gazetelerdeki köşe yazılarında yapılan eleştirilerle karıştırmayın. Eleştiri arkadaşlar düşünce veya eseri her açıdan incelemek. Yani burada eleştirilecek bir eser veya bir e, sanat eseri veya bir kitap veya da bir düşünce olması gerekiyor. Yani burada amaç bir kitabı ya da bir sanat eserini eleştirmek olacak. Değerlendiriyorsun yani. Diğerinde ise mesela bir politikacıyı güncel olarak bir konuda eleştirdiysen o başka. O, o, o fıkradaki güncel konular. Burada bahsettiğimiz net bir şekilde bir eser olması lazım hatta. Ya da bir yazar olması lazım. Okura ve sanatçıya kılavuzluk ediyor. Sanatçının ve sanatçının girişiminde etkili oluyor. Burada şu çok önemli arkadaşlar. Eserin gerçek değerini belirlemek. Amaç. Yani bir kitabın ya da bir sanat tablosunun... Ee, bir heykelin gerçek değerini belirlemek için eleştiri yapmak. Eğer kendini eleştirirse otokritik oluyor. Ee, bunu da bilebilirsiniz. Hani biyografi, otobiyografiden hatırlayabilirsiniz arkadaşlar. O zaman burada eleştirdi, şunu bileceğiz ki eser eleştiriliyor arkadaşlar. Eser burası önemli. Eleştirinin tutumuna göre öznel, izlenimci ya da nesnel olabiliyor. Bunu zaten başından anlayabiliyorsunuz. Konularına göre sanatçıya dönük eleştiri olabiliyor, esere dönük olabiliyor, okura dönük olabiliyor. Yani okurlar siz artık az okuyorsunuz ve hatta e, artık anlamıyorsunuz bu işten diye bizi de eleştirebiliyorlar ve hatta topluma yönelik de bir eleştiri olabiliyor. Şimdi e, izlenimsel eleştiri beğeninin esas aldığı öznel değerlendirme. Nesnel eleştiri ise eserin içerik, yapı ve üslubu dikkate alınarak yapılan bilimsel nesnel eleştiri oluyor. Sanatçı, eser, okuru toplum bunlar zaten belli arkadaşlar. Burada şunu bilelim. Anatoly Frans özden eleştirinin ilkelerini benimsiyor. Nurullah Ataş da bizdeki özden eleştirinin en büyük temsilcisi. Eleştirinin tarihsel gelişmene baktığımızda arkadaşlar dünya edebiyatında gerçekten ilk başlarda batıda Boyleo veya da Frans, Elliot gibi kalemler eleştirileriyle tanınıyor. Bizde divan edebiyatta hiciv var, halk edebiyatta taşlamalar var. Ama bunlar halkı eleştiriyor, eseri eleştirmiyor esasında. Divan Edebiyatı'ndaki tezkireler yani bu e, yazarların hayatını anlatılı biyografiler oralarda bazen yorumlar da yapıldığı için onlar eleştiri türüne yakın. Bizde ilk örneklerin namı Kemal verecek. O da nedir? Tahribi Harabat adlı eserinde Ziya Paşa'nın Harabat adlı divan şiiri antolojisini eleştirecek. İşte o esnada ilk eleştiri doğacak. Yine aynı şekilde ardından takip, Renan müdafaa namesi gibi başka eleştirileri de var Namık Kemal'in. Bu üniversiteden çıkmış arkadaşlar yine çıkabilir. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Yine Sertifin'in döneminde Ahmet Şuayb eleştirileriyle tanınıyor. Bu da belki küçük bir yıldız, mintoş bir yıldız koyarım. Bunu da zor bir soru olarak sizlere sorabilirler. Burada ee, kimi söyleyebiliriz? Orhan Şay Gökyay'ın destursuz bağ girenleri. Aynı şekilde e, Ali Canip Yöntem'in Milli Edebiyat meselesi ve Cenab-ı münakaşalarım gibi eleştirileri önemli. Hüseyin Cahit Yalçın hatırlarsanız edebiyat ve hukuk çevirisi yüzünden Sertifü'nün dergisinin kapanmasına sebebiyet vermişti. O da böyle sinirli kavgacı bir adam diyebiliriz. Zaten eserin adı da kavgalarım diyebiliriz arkadaşlar. Mülakat görüşme bu bizim halk arasında ben de halkım hepimiz halkız. Röportaj zannettiğim şey yani. Bugün röportajı vardı Tarkan'ın gördüğüm çok yakışıklı çıkmış. Böyle bir şey yok. O mülakat karşılıklı görüşme mülakat. Ama eğer Röportaj olursa başka bir şey olur. Onu birazdan göstereceğiz. Şimdi mülakat, görüşme, belirli alanlarda öne çıkan kişileri tanıtmak veya onların düşüncelerini öğrenmek amacıyla yapılan karşılıklı konuşmalara biz mülakat diyoruz. Mesela Ziya Paşa Rüya adlı eserinde mülakat tekniğini kullanıyor. Ruşen Eşref Ünaydın diyorlar ki adlı eseriyle mülakatın ilk örneğini veriyor. Dolayısıyla bu önemli. Ruşen Eşref Ünaydın Mustafa Kemal Atatürk ile bile mülakat yapmış, Atatürk kamuoyuna tanıtan ilk gazeteci olmuş, önemli bir kişi. Şimdi burada bakın zaten örneğinde de göstermişiz. Sami Paşazade Sezai Bey ile mülakat yapıyor Ruşen Eşref Aydın ve ona sorular soruyor cevaplar alıyor. Röportaj ise arkadaşlar mülakatın bir üst versiyonu. Şimdi burada röportajın içerisinde mülakat oluyor yani soru cevap oluyor. Bilgiler oluyor, belgeler oluyor, fotoğraflar oluyor, resimler oluyor ve grafikler oluyor. Yani daha komplike bir şey, daha karmaşık, daha üstün bir şey. Bir gerçeği, sorunu, olayı ya da durumu ortaya koymak veya açığa çıkarmak amacıyla oluşturulan Öğretici gazete ve dergisi. Burada şunu bilmemiz lazım. Burada olay anlatılırken ayrıntılara giriliyor. Yani bazen bir vazonun bile röportajını yapabilirsiniz. Bazen bir bölgenin röportajını yapabilirsiniz. Bazen ee, traktörcü mesela Anadolu köylüsünün ee, röportajını yapmış Yaşar Kemal. Oradan bilgiler veriyor. Kendisi yorumlarını katıyor. Aynı zamanda belgeler fotoğraflar kullanabiliyor. Oradakilerle soru cevap yapabiliyor. Dolayısıyla röportaj daha üst bir model. Yaşar Kemal'in Çukurova yana yana bir bulut kaynıyor gibi röportajları önemli bilmemiz lazım arkadaşlar. Alman ve Amerikan gibi sunuş biçimine göre çeşitleri var. Buna ÖSYM e sormaz. Burada Alman röportajı yazar konuya kendini katıyor. Ee, kendi eksenini anlatıyor. Amerikan röportajında ise ee, sürpriz bir karşılama yapılıyor. Sürpriz bir başlangıç yapılıyor. Yani en sonda söylenecek en başta söyleniyor. O konu dikkat çekiliyor bir yeri konu alan röportaj olabilir. Halbuki normalde biz röportaj deyince aklımıza ne gelir? Yani Tarkan'la röportaj, Sezen Aksu'yla röportaj böyle bir şey düşünürüz. Hayır. Bir yeri konu alan röportaj olabiliyor. İnsanı konu alan ya da eşyayı konu alan röportajlar olabiliyor. Haber metni ÖSYM'nin sorma ihtimali zayıf. 5D, 1K yani kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden sorularını sormamız lazım. Ters piramit tekniğiyle giriyoruz. Özetleyici bir şekilde. Farklı farklı haber türleri var. Günümüzde tabii ki en önemlisi genel ağ yani internet haberleri çok daha fazla önem kazandı. Sansasyonel asparagas gibi bazı kavramlar var. Bunları bilmemiz lazım. Asparagaz uydurma haber. Çok karşılaşıyoruz biliyorsunuz. Sansasyonel, merak uyandıran haber. E iktibas, başka kaynaktan aktarılan haber demek. Muhabir haberci demek. Zaten bakın arkadaşlar Arapçada bir kelimenin mu gelirse o işi yapan demek. Haber muhabir, haberci. İşte ilim muallim, öğretmen. Tevazu mütevazi. İşte e, ne diyebiliriz başka? Hendese hesaplamaktaki mühendis yani veyahut da imar mimar. Hep böyle mu varsa başında mi varsa bu genellikle o işi yapan anlamına geliyor. Ezan müezzin gibi mesela. Şimdi sütunu biliyoruz zaten. Ee, gazetelerde sayfanın yukarıdan aşağı doğru ayrılmış bölümleri. Sürmanşet gazetenin adının üstündeki yer. Yani şuradaki yani adı burada mesela gazetenin üstündeki yer. Manşeti biliyoruz. Ajans e, ...haberleri toplamakla uğraşan kişi... ...zaten bütün gazeteleri gezdiğiniz zaman genel ağda internette... ...bakıyorsunuz hepsi aynı haberi veriyor. Niye? Çünkü hepsi ajanstan alıyor haberi. Tek zip, ...yalanlamak, tirajda baskı sayısı. Şimdi... ...ayırt edici özelliklerini son kez özetleyelim ve bitirelim. Makalede görüşleri kanıtlama zorunluluğu var. O zaman buraya makale ne diyoruz? İspat diyorum arkadaşlar. Hatta siyahlı yazalım... ...daha belli olsun. Fıkra'nın anahtar özelliği... ...güncellik söz konusu. Sohbetin anahtar özelliği... ...konuşuyormuş gibi... Denemede ben anlatımı var. Eleştiride değerlendirme var ve eser eleştiriliyor arkadaşlar ya da yazar. Mülakatta soru cevap var. Sorular ve cevaplar. Röportajda inceleme söz konusu. Haber metni 5N1K. Burada e, bir şey unuttuk mu? Sohbet, fıkra. Evet. Soh fıkrada yönlendirme var ama sohbette yönlendirme yok. Onu da söyleyeyim. Şimdi gelelim kişisel hayatı konu alan metinlere. İlk başta anıyla başlıyoruz. Anı da arkadaşlar şunu bilmemiz lazım ki... E, Olayın üstünden belli bir zaman geçtikten sonra anlatılıyor. Ve geçmiş birinci kişinin ağzından yansılıyor. Bak küçük tüm diyor. Yani birinci kişiyle anlatım var. Ve dolayısıyla bunlar belge niteliği taşıyor. Muhtemelen yazar kendi anısında yalan söylemeyecektir diye düşünüyoruz. Dünya Edebiyatı anıya baktığımızda arkadaşlar bilinen ilk anı yine Yunanlılar tarafından yazılan e, Sefon'un yazdığı Anabasis adlı eser. Burada e, bunu buluyorlar tabii ki bilim insanları. Sonradan bunun bir anı niteliği taşıdığını söyleyerek bize e, öğretiyorlar. Biz de bunu burada paylaşıyoruz. Bunu ÖSYM e sormaz. Ama şunu sorar. Mesela köktürk Türk yazılarının ana özelliği taşıdığı. Babür Şah'ın Babür KPSS'de soruldu mesela. Ya da Ebul Gazi Badran'ın şeceri Türk'te anı özelliğinin bulunduğu sorulabilir. Ee, Akif Paşa Tapsır adlı bir eser yazıyor. Batılı anlamda ana örnekleri verilmeye başlanıyor. Şu soruldu zaten. 98 yılında sorulmuştu. Halil Ziya Uşaklıgil 40 yıl adlı eserinde edebiyatın ilk örneklerini veriyor. Yani şöyle diyor yazınsal değerdeki ilk anıları yazmıştır diyor seçeneklerde. Yani bunu direkt sormamış da Halil Ziya Uşaklıgil'i sormuş. Halil Ziya Uşaklıgil'i anlatırken şöyle diyor. İşte batılı alandaki ilk romanı yazmıştır. Hop şak diye hemen Halil Ziya Aşaklıgil'i işaret Ama başka bir özelliğini daha söylüyor. Diyor ki yazınsal değerdeki ilk anıları yazmıştır. Bunu yazalım. Yazınsal değerde ilk anıları da edebiyatımıza o kazandırıyor arkadaşlar. Şimdi Günlüğe baktığımızda günü gününe ve tarih atılarak yazılması gerekiyor. Burada kısa metinler ve e edebiyatımızda ruzname kavramıyla karşılanıyor. Dünya edebiyatından günlüğe baktığımızda arkadaşlar yine ilk örnekleri eski Yunan'da veriliyor. Bunların sorulma ihtimali zayıf ama Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ya da direktör Ali Bey'in yazdığı seyahat jurnalinde... Ee, ...bir e, günlük havası olduğunu, ilk günlükler olduğunu bilmemiz lazım, bunu sorabilirler. Günlük terimini Fahri Rıfkı Atay kullanacak, Nurullah Taş da günce kavramını tercih edecek. Dolayısıyla günlüğü de biliyoruz. Günlüğün tek büyük farkı neymiş? Günü gününe not alınması. Blog da internet günlüğü. Günümüzde bu ar artık, yani artık kimse gitti kitaba yazmıyor. İnternete yazıyorlar, kişisel, kurumsal, topluluk ya da tematik bloglar... ...bloglarında yani internet günlüğünde ne olduğunu güncel bir soru olarak bize yöneltebilirler. Ama sizler zaten şu anda burada bir yazar eser ismi ezberlemenize gerek yok. Burada ee, kişilerin birbiriyle paylaşmak istediği yazı, yorum, resim, fotoğraf ve benzeri içeriklerin... ...saralandığı günlüğe benzeyen web siteleri olduğunu bilmeniz lazım. Biyografi yaşam öyküsü. Burada üçüncü kişi anlatım var. Yani doğdu, tanıştı, bitirdi, okudu diyoruz. Bilgi verme amacı var ve üçüncü kişiyle anlatım kullanılıyor... Açık sade bir dille kronolojik bir sıra inceleniyor. Eskiden tercüme hal veya hal tercümesi adı verilebiliyor. Yine eski Yunan'da ilk örnekleri verilecek. Bizim edebiyatımızda ise bizim edebiyatımızda ise ee, Beşir Fuat'ın, Namık Kemal'in, Recaizade'nin, Muallim Naci'nin çok güzel biyografi örnekleri var arkadaşlar. Biyografik unsurlar içeren e, türlere baktığımızda monografi sınırları kesin olarak belirlenmiş bir konuyu özel bir bakışla derinlemesine ayrıntılı olarak anlatan bilimsel yazılar. Yani bir kişiyi belli bir konu hakkında direkt anlatıyorsun. Nekroloji ölen kişilerden yazılıyor. Portre kişilerin tasvirinin yapıldığı niteliklerin anlatıldığı biyografiler. Mesela Yusuf Ziya Ortaç'ın Portreler adlı eserinde e, yazarların ruhsal portreleri net bir şekilde sonra fiziksel bir özellikleri de söylenebiliyor. Teskire sorulur arkadaşlar sınavda. Teskire divan edebiyatında önemli kişilerin özellikle şairlerin hayattan anlatıldığı düz yazı türü. ''İlk tezkirenin Alişir Nevai tarafından yazılan Mecalüsü Nefais olduğu sorulmuş. Bunu bilin. Anadolu sahasındaki ilk tezkirenin Sehi Bey tarafından yazılan Heşt Beşit olduğu seçeneklerde geçmiş. Bunu bilin. Bunlar önemli arkadaşlar. Şuraya kadar sadece bu ikisine yıldız attığımı da hatırlatmak isterim. Biyografik romanlar var. Mesela Oğuz Atay, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kurucusu Mustafa İnan Hayatı'nı bir bilim adamının romanı şeklinde anlatırken romanda esasında bir biyografik özellik sergiliyor. Otobiyografi ise kendin pişir kendini yani kendi hayatını anlatıyorsun. Yazarların, tanınmış kişilerin kendi hayatından anlattığı yazılar. Burada anlatım tabii ki birinci kişi ağzından yapılıyor. Yani yazıyordum, başladım, devam ettim, okuyordum diyorsun yani. Dolayısıyla burada hal tercümesi diyebiliriz. Otobiyografinin tarihsel gelişimine baktığımızda yine eski Yunan'da itiraflarda bunu görebiliriz. Köktürk yazılarında yine otobiyografik unsurlar var. Katip Çelebi'nin Mizanül Hak adlı eserinin... Atimesi de otobiyografik unsurlar içeriyor. Dünya Debiyatı'nda demek ki e, Agustinus'un İtiraflar adlı eserinin ilk biyografi örneği olduğu sorulmaz ama burada ben not düşmek istedim. E, özgeçmiş Circle Vita yani CV bunun ne olduğunu biliyorsunuz. İşe başvururken kişisel bilgilerimizi toparladığımız şey. Hal tercümesi bu da yine bir özgeçmiş özelliği. Otobiyografik romanlar var. Mesela Peyami Safa 9. Hariciye Koğuşu'nda kendi hayatındaki bir ...olayı anlatıyor esasında. Yani Nüset adlı bir kız aşık olacak. Ee, kız doktorla evlenmek isteyecek. O kemik veremine yakalanıyor, hastaneye atıyor. Romanın kahramanı esasında Peyami Safa'nın bizzat kendisi. Gezi yazısına baktığımızda... ...gezilen yerlerin tarihi, coğrafi, doğal ve sosyal özelliklerinin... ...anlatıldığını bilmemiz yeterli. Burada anlatımda hikaye, anı, mülakat, röportaj mektup türlerinden yararlanabiliyor. Eskiden gezi yazılarına seyahatname deniyordu... Gezip gören kişiye de seyahat deniyordu. Dolayısıyla Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bir gezi yazısı olduğunu bilmemiz lazım. Yine Homeros'un Odessa desanına dek dayandırılıyor eski tür oldu. Yani yine Yunanlara kadar gidiyor. Marco Polo ve İbni Batuta'nın seyahatnameleri önemli. Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik, Memati Reis diye aklımıza tutarız biz bunu genellikle. Ee, gezi yazısının ilk örneği kabul ediliyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi, 28 Çelebi Mehmet'in Fransız sefaretnamesi... Buna niye 28 çelebi diyorlar diyebilirsiniz. O bir e, yeniçeri. Onun oradaki e, numarası yani. Ahmet Müsef Efendi'nin Avrupa'da bir Cevelan adlı eseri yine Batı Teklin'e uygun ilk gezi yazısı örneği. Aynı şekilde direktör Ali Bey'in seyahat jurnalinde günlükte de bunu söylemiştik. Gezi türünde de içerikler barındırıyor içerisinde. Cenab-ı Şahabettin'in Hac yolunda adlı eseri. Ahmet Haşim'in Frankfurt seyahatnamesi, Reşat Nuri Güntekin Anadolu notları bakın bu çıktı üniversite sınavında. Fahri Rıfkı Deniz Aşırı Bizim Akdeniz adlı eserleri. Aynı şekilde ee, başka kimi söyleyebiliriz burada sorulabilme ihtimali olan? Bu kadarı yeterli. Evet, bunlar sorulabilir arkadaşlar. Gelelim mektuba. Mektup diye bir şey kalmadı hocam diyeceksiniz. Evet mektup diye bir şey kalmadı. Ama sınavda çıkabilir. Neden? Çünkü yazarların birbirine e, tüm herkesin okuyacağını bilerek yazdıkları mektuplara edebi mektup deniyor. Ve bir de özel mektuplar var. Hani bizim birbirimize şu anda elektronik posta olarak yaptığımız şeyler. E, 16. yüzyıl divan şairi Fuzuli'nin şikayetlenme adlı mektubu edebi mektubun ilk örneklerinden. İlk edebi mektup olan bu eserde, yani Şikayet namede, devlet tarihlerindeki aksaklıklar ve yozlaşma eleştiriliyor. Hani Fuzuli bunun okunacağını biliyor. Herkes tarafından bugüne kadar ulaşabileceğini biliyor. O yüzden yazıyor. Mektuptan yararlanarak yazılan bazı edebi eserler var. Mesela Balzan Vadideki Zambağı ya da Götenin Genç Vertelerinin Sırapları adlı eseri. Aynı zamanda Halide Edip Adıvar'ın Handan adlı romanı. Ee, başka neler diyebiliriz? Hmm, burada... Bu kadarı yeterli bence. Bu kadarı yeterli. Bunları bilmeniz yeterli. Mektup türündeki önemli eserlere baktığımızda ee, Nurullah Ataş'tan okurma mektuplar, Cahit Sıkarancı'nın ziyai mektuplar adlı eserlerini belki bizlere sorabilirler arkadaşlar. Diğerlerinin biraz çıkma ihtimali zayıf. Dilekçe resmi makama yazılıyor. Tutanakta belgelenmesi gereken bir durum için yapılıyor. Şimdi burada mesela Atilla İlhan'ın ee, bir mektubunu görüyoruz. Üstadım efendi diye başlamış. Merak eden arkadaşlarımız buradan okuyabilirler. Şimdi metinlerin ayırt edici özelliğini bitirip bu kısımda bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Birincisi biyografi üçüncü kişi ağzından. Otobiyografi birinci kişi ağzından. Anı birinci kişi ağzından ama e, kronolojik sıraya gerek yok. Gezi yazısında hareket noktası coğrafya geziyoruz. Günlükte günü günü anlatılıyor. Blog internette yani genel ağda mektupta bireysel haberleşme aracı artık günümüzde elektronik posta var. Geldik sözlü anlatım türlerine. Son yıllarda ÖSYM'nin sorularına baktığımızda bundan fazla sormamış. Ama e, sorulduğu dönemler var. Bunları da bilmemiz lazım. Çok kolay. Birkaç dakikada bunlardan bahsedelim. Sonrasında sizler yine edebiyatikten ve buradaki posterde de bunların hepsi var yine arkadaşlar. Hepsiyle alakalı anlattığımız bütün detaylı bilgilerin hepsi var. Oradan da tekrarlarınızı yaparsınız ve konuyu iyice bitirmiş olursunuz. Şimdi... Sözlü anlatım türlerimiz nutuk, sunum, münazara, konferans bunların hepsinin belli bir mantığı var. Çok basit hemen başlıyorum. Nutuk bir topluluğun önünde bir düşünce veya inancı savunmak, savunulan bu düşünce ve inancı o topluluğa aşılamak amacıyla yapılan konuşma türü. Eskiden bir topluluk karşısında söz söylemenin ilke ve kurallarını belirleyen sanata hitap etleniyordu. Hatta imam hatipler yani hatip yetiştiriyorlar. Dolayısıyla dinleyicileri ikna etmek önemli. Hani niye imam hatiplerin hatip olması gerekiyor? Yani imamların hatip olması gerekiyor. Çünkü camide çıkıyor orada hutbede insanlara bir şeyler anlatıyor. Çok önemli anlattığı şey. Çok çok önemli onu iyi anlatamazsa cemaat uyur. Öyle değil mi? Uyur yani. Ben de bazen Allah affetsin camide cuma namazına gittiğimde böyle imam bir şey anlatıyor. Dalacak gibi oluyorum. Allah diyorum ya ne oldu? Aslında etkileyici konuşması lazım. Çok çok önemli. Bazıları da çok etkileyici konuşuyor. Dolayısıyla hatibi oradan aklınıza tutabilirsiniz. Hitap muhatap. Karşında muhatap almış oluyorsun işte. Hitabet demek ki ilk, ilke ve kuralları belirleyen sanat. Topluluk karşısında söz söylemenin kurallarını belirliyor. Burada dinleyicileri etkilemek ve etkile ikna etmek esas bunu bilmemiz lazım. Şimdi burada direkt edebiyat kısmına geldiğimizde söylev türünün ilk örneği Köktürk yazıları. Yani Bilge da ilk hatip olarak kabul ediliyor. Ee, yine Sultan Alparslanı ya da Fatih Sultan Mehmet askeri söylevleriyle biliniyor. Gerçekten efsanevi konuşmaları var. Bizim edebiyatımızda da Hamdullah Sufi Tanrover söylevleriyle tanınıyor. Tabii ki Mustafa Kemal Türk'te de Nutuk adlı eserinde tam bir e, hatip olarak çıkıyor karşımıza ve e, yaşananları... ...19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım diyerek... ...etkileyici bir şekilde başlayarak anlatıyorum. Söylev insanlık tarihi kadar eski. İlk yazılı örneklerine eski Yunan'da rastlanıyor. Yine Yunanlar her şeyi... ...burada da varlar. Demosthenes e Söylev türünün önemli ismi. Yine Roma İmparatorluğu'nda Cicero Yine Peygamberimizin Veda Hutbesi. Dini Söylev türünün en önemli ismi. Ey insanlar diye sesleniyor. Yani ey Müslümanlar, ey müminler, ey namaz kılanlar değil. Ey insanlar diye başlıyor. Tüm insanlığa sesleniyor evrensel bir şekilde. Bunları da lazım... Dünya Edebiyatı'nda söylev türündeki eserlere baktığımızda yine Demosthenes'in e, Çiçeron örneklerini söyledik. bizde de Köktürk yazılarını söyledik. Mevlana'nın mecalis Sebas'ı bir söylev niteliğinde. Hamdullah Subhüthaneuver Dağ Yolu seçeneklerde gözüktü. Atatürk'ün Nutku'nun e, yine bir söylev türünde eser olduğunu bilmemiz lazım. Halde Edip, Mehmet Emin Yurdakul ve Hamdullah Supi'nin 1919'daki yani Kurtuluş Savaşı dönemindeki Sultan Ahmet mitingindeki konuşmaları ile Atatürk'ün mecliste okuduğunu nutuk siyasi söylev türünün en güzel ve en önemli örnekler arkadaşlar. Yine Fatih Sultan Mehmet, Napolyon, Atatürk askeri söylevleriyle tanınıyor. Hani çok değerli konuşmalar bunlar yani. Savaşların, toplumların tarihlerini değiştiren, yönlerini değiştiren e, önemli konuşmalar. Aynı şekilde gençliğe hitabe. Bu da bir e, söylev. Ey Türk gençliği diye başlıyor Mustafa Kemal Atatürk. Sunum çok basit. Prezentasyon. Sınıfta size de yaptırmışlardır. Çıkıyorsun, konuşuyorsun. Tek kişilik bir konuşma. Bilgi vermeye amaçlıyorsun. Tabii ki görsel ve işsel ögelerden faydalanman lazım. Burada kapak, sunak sayfası yazı kullanımı var. Görsel, işsel ögeleri kullanmamız gerekiyor tabii ki. Yazı zemin çok uyumlu olması lazım. Yani ben şimdi burayı sarı renge yazıyla yazsaydım siz göremezdiniz. Münazara, aytışma esasında iki karşı düşüncenin iki grup arasında... Ee, ...taşlı sopalı bir şekilde, hayır tabii öyle bir şey yok... Ee, ...iki karşı düşünen iki grup arasında bir jüri önünde tartışıldığı konuşmalar. Yani normal sohbet, sınıflardaki okul ortamında yapılan e, tartışma yarışmaları. Bir tez ve antitez tez var. E, grup başkanları var. E, çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? İşte uygarlığın gelişmesi sanat mı, bilim mi daha etkili gibi ifadeler. Yani tam da cevap belli olmayan şeyleri net bir şekilde tartışıyor. Ama önemli olan burada kimin... Tartışmayı kazandığı değil, kimin kendi görüşünü daha iyi savunduğu. Bu da önemli arkadaşlar. Konferansta ise bir doktorun bir okulda öğrencilere bulaşıcı hastalıklar konusu, bilgi vermesi bir konferans oluyor mesela. Alanında uzman tek bir konuşmacı var, ön hazırlık gerektiriyor. Bilimsel veya güncel bir konu ele alınıyor. Açık oturumda geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konu, uzman kişilerce bir başkan yönetiminde dinleyiciler önünde tartışılıyor. Mesela sosyal medyanın bireysel iletişim etkisi konusu farklı görüşlere sahip 3-5 uzman tarafından tartışılıyor. İşte biri Instagram'da 10 milyon takipçisi varsa sosyal medya çok iyi bir şey diyor, bir insanlara mutluluk veriyor diyor. E diğeri sosyal medyayı sevmiyorsa, insanları e, uyuşturduğunu düşünüyorsa o başka bir şey söylüyor. Herkes kendi görüşünü söyleyerek e, 3-5 konuşmacı genellikle televizyonda, e, radyoda da olabilir e, açık bir oturum yapmış oluyorlar. Panel... Bir konunun dinleyicilerin önünde uzmanlar tarafından farklı yönleriyle ayrıntılı olarak ele alındığı tartışma türü. Burada şunu bilmemiz lazım. Panelde arkadaşlar e, her konuşmacı konunun farklı bir yönünü açıklıyor. Amaç bir sonuca ulaşmak değil, konunun değişik yönlerini ortaya koymak. Forumda ise dinleyiciler de sırayla söz alarak yaptıkları tartışma. Yani panelde sadece konuşmacılar vardı, burada ise dinleyiciler de e, şeye katılıyor, konuşmaya katılıyor ve böylece panel forma dönüşmüş oluyor. Katılımcılar söz alarak konuyla ilgili düşüncelerini açıklayabiliyorlar. Ee, panelin sonu yapılırsa konuşmacılar ve deneyiciler konuyu birlikte tartışabiliyorlar. En son herkes birbiriyle sohbet etmeye başlıyor yani. Sempozyum en ciddisi bak buraya ciddi bir sinirli insan resmi çiziyorum. Niye? Alanında uzmanlaşmış kişiler böyle profesörler, akademisyenler, doçentler konuyu tartışmak için yaptıkları bilimsel nitelikli toplantılar. Burada yapılan konuşmalar kitap haline yayınlanabiliyor yani. Birden fazla oturum yapılıyor. Her oturum bir başkan tarafından yönetiliyor. Mesela Lütfi Kırdar'da sempozyum var diyorsun. Gidiyorsun. Oradaki sempozyumda konuşmacıların yapacağı konuşma metinleri önceden veriliyor size. Sen bakıyorsan bunu anlatacakmış diyorsun. Adamın yani söyleyeceklerini sen zaten kitapçık olarak çıktığını görüyorsun. Amaç tartışmaktan çok çözüm öneriyorsun bak. Yani bir dinleyici gidip de soru soramıyor. Ya da böyle bir tartışma havası yok. Burada e, her konuşmacı zamanı geldiğinde tek tek konuşuyor. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda akademisyenler böyle bir konuşma yapabiliyorlar. Şimdi bu sayfayı da anlatalım ve bitirmiş olan videomuzu. Bir, nutukta coşku anahtar kelime. Sunumda slaytlar, görseller anahtar kelime. Münazarada tez, antitez, tartışma anahtar kelime. Konferansa tek konuşmacı var. Açık oturumda 3-5 konuşmacı var. Panelde konuşmacılar birbirlerine ve dinleyicilerle konuşmacılar. Yani dinleyiciler ve konuşmacılar soru sorabiliyor. Forumda geniş katılımlı toplu tartışma konu dinleyiciler arası tartışılıyor. Sempozyumda e, ciddi diyelim, nasıl diyelim? Birkaç oturumda yapılıyor, çözüm odaklı. Akademik diyelim böyle, akademik. Akademik dersek daha iyi zihnimizde kalır arkadaşlar. Evet, dersimizi bitirdik. Gerçekten bayağı bir konuyu yarım saat içinde bitirmeye çalıştık. aYT sorularını gösteriyorum. Neden? Çünkü... AYT 2022 görmek istiyorsanız da edebiyatın sorularını çözmelisiniz arkadaşlar. 2021'de birçok soruyu yakaladık. 2022'de de birçok soruyu yakalayacak. Süper bir şekilde güncellemeler yaptık. Posterimiz zaten her sene bütün sınav sorularını yakalıyor. Yani sınavda bu posterle eğer e, girmenize izin verseler bütün soruları doğru yapabilirsiniz zaten. Ama siz bu posteri karşınıza koyup sorular çözdükçe başka yayınlardan, edebiyatikten veyahut da işte ÖSM sorularından zaten hepsi aklınıza kalacak. Hani lisede öyledir ya kopya hazırlarsın ama sınavda kullanmana gerek kalmaz. İnşallah e, edebiyatik posteri sayesinde bunu yapacaksınız arkadaşlar. Hadi bakalım Ödülü sorumuzu yorumlara yollayın. Şimdiden çalışmalarınızda başarılar. <laughs>